Kodizler kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Nazlı Aksoy. Google Chrome DevTool serimize devam ediyoruz. Sorusuz kısmını iki videoda anlatacağımı söylemiştim. İkinci videomuza başlayalım. Yine Vasago projemiz üzerinden devam edeceğiz. Şimdi geçen derste neler anlatmıştık? Breakpoint nasıl koyarız? Yani sources kısmından breakpoint nasıl koyarız, buna bakmıştık. Bugün neye bakacağız? Bugün size anlatacağım 4 kısım var burada kalan. Bir, buradan debugger koymak bazen sıkıntı olabiliyor. Yani her aradığım şeyi buradan bulup ekleyemeyebiliyorum. Kod tarafında çalışırken şurada dursun dediğim bir yer olabiliyor. Oradan nasıl debugger ekleriz onu anlatacağım. Daha sonra buradaki snippets kısmını anlatacağım. Ne işe yarar? Burada bir pretty code kısmımız var. Pretty print. Onu anlatacağım. Daha sonra da source kısmında add folder to workspace kısmı var. Bunları anlatacağım. Hızlıca yine başlayalım. Şurada iki ok var. Bunları da bir göstereyim de öyle bir hani atıyorum geniş geniş çalışmak istiyorsanız buraları kapatabiliyorsunuz. Tekrar geri açabiliyorsunuz. Neyse ben burayı kapatacağım. Sadece burayla ilgileneceğim için. O kısmı geçen derste anlattık. Başlıyorum. Şimdi ben diyelim ki kodumun neresindeyim? İşte silme kısmındayım. Sil dedim. Kod tarafında çalışırken. Bana lazım oldu. Burada benim durdurmam lazım. Yani orada bulup kenarda breakpoint koyana kadar burada bir kısa yolumuz var. Buraya debugger yazıp noktalı virgül koyduğumuz zaman bir satır. Artık burada duracak yani breakpoint koymuş gibi bir şey oldu kod tarafından. Hemen bunu deneyip görelim. Refresh atıyorum. Şimdi buraya debugger'ımı ekledi. Peki buraya ne zaman düşecek? Bu olay ne zaman çalışırsa o zaman düşecek. Bu neyin içerisinde çalışıyor? Soft delay to do demiş. Yani sil dedim. Is confirm yes'e yani onay geldikten sonra çalışacak bir şey. Bastım düştü. Yani ben bunu buraya eklemiş oldum ve bu satıra geldiği zaman durmuş oldu. Devam ettiğin zaman edecek. Yine burada buralardan bu kısımdan devam edebiliriz. Ettik. Devam ettik. Bitti. Çalıştı. Sildi. Yani bu çok kısa gibi görünse de bazen hayat kurtarabiliyor hakikaten. Yani çok yani önemli bir keyword diyebilirim. Yani bunu bilmek benim için çok değerli. Bana çok şey kattı, çok hız kazandırdı diyebilirim. Bir de buraya ekleyelim. Bu da sayfa çalışır çalışmaz kısmı. Şuraya bir refresh atayım tekrar. Tool'da bir hata veriyor. Get to do diye bir şey yok. Kaldırdım yani. Refresh diyorum. Ne oldu? Sayfa çalışır çalışmaz buraya eklediğim için burada düştü. Bu keyword'üm bu kadardı. Yani ne işe yaradığını az çok anladınız. Kullanırsınız diye düşünüyorum. Daha sonra ne anlatacaktık? Snippets kısmına bakacaktık. Buraya bakalım. Bu snippet kısmında örneğin bunlar benim projemden gelen JavaScript dosyaları. Yani şu an benim lokal hostumda olduğu için ben buradan istediğim gibi JavaScript ekleyebiliyorum ama diyelim ki bunun canlısındayız. Geldim canlısını açtım. Benim burada bir JavaScript denemem lazım. Nasıl deneyeceğim? Yani bu elementin arasına girip buraya bir şey eklesem refresh yapmam lazım. Çalışmaz yani. O JavaScript'i burada çalıştıramam. Bunun için snippet alanı var. Bu kısımda sadece JavaScript ekleyebiliyorum. Yani CSS denedim. Olmuyor. Demek ki eklemem. Sadece script eklenebiliyor. MyJS dedim ben adına. Örneğin neyi değiştirmek isteyelim? Şu mavi kısmı mesela bir JavaScript ile değiştirelim. Neymiş kart mavi border left. Ekliyorum.
Border left dedim. Ben oranın artık mavi değil, kırmızı olmasını istiyorum. Kaydettim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Peki ben bunu nasıl çalıştıracağım, bu JavaScript kodunu nasıl çalıştıracağım? Sağ tıklıyorum. Run dediğim zaman bu kod çalışıyor. Yani ben buraya birden fazla satır da yazabilirim. Örneğin console.log diyelim. Şuraya. Nasıl diyelim? Orayı bu ekrana basalım. Oranın ismi, ID'si, description'da. Description nokta var diyorum. Mesela bunu da konsola yazdır dedim. Bunu da kaydettim. Git diyorum, run diyorum. Çalıştı. Şu an bunu kırmızı yaptı. Değiştirelim. Aşağıda da zaten konsolu da gösterdi de. Tekrar farklılığı vermek için. Çalıştırdım. Ne yaptı? Sarı yaptı. Sonra konsol aşağıda zaten gözüküyor. To do nas ekrana da bastı. Yani ben buraya istediğim kadar JavaScript ekleyip daha sonra bunu run edersem sayfada JavaScript çalıştırabiliyorum. Kendi yazdığım scriptleri çalıştırabiliyorum. Evet, snippets kısmı da bu kadardı. Yani bunu istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz de. Veya diyelim çalıştırdınız burada. Canlıda oynadınız. Size lazım oldu. Save as deyip gidip kaydedip projenize dahil edebilirsiniz. Bu da bu kadardı dedik. Yani basit, anlatım basit ama çok işe yarayan bir şey bence. Kullanılabilir. Bir de dedik ki pretty formatımız var. Bu ne işe yarıyor? Kapatalım. Örneğin elimizde bizim ya bu script dosyaları düzgün. Yani normal yazıldığı için düzgün. Bazı dosyalar oluyor ki min CSS dosyaları oluyor örneğin. Onlar karmaşık oluyor yani peş peşe yazıldığı için. Yani min dosyaları ne oluyor? Min CSS, min CS görürsünüz. Bunlar şu demek. Örneğin kategori CS. Ben burada boşluk ekliyorum. JavaScript dosyama yorum ekliyorum. Ama bunlar ne yapıyor aslında? Sunucu indirdiği zaman yoruyor. Yani sunucu o yorum dosyalarına ihtiyacı yok. Diyorum siz bunu kategori CS olarak yazıp bunu min CS'ye çevirdiğiniz zaman boşluklarını siliyor, yorum satırlarını siliyor. Yani birazcık daha onu boyutunu küçültmüş oluyor. Min CS dosyası bu demek. Gördüğünüz gibi böyle her şey peş peşe yazılmış. Karman çorman gözüküyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Şimdi ben bunun daha düzgün gözükmesini, normal okunakta gözükmesini istiyorsam bu aşağıda Pretty Print aç kapı süslü. Buraya tıkladığım zaman ne yaptı? Bana formatlı halini getirdi. Yani normalde ben bunu ne yapıyordum? Şurada genelde benim kullandığım bir 4 markup sitesi var. Yani ben burayı kopyalardım eskiden. Yapıştırırdım. JavaScript'e göre clean et derdim. Falan filan. Uzun iş yani. Burada bakardım. Gerek yok. Artık Pretty Print'le bunu burada daha rahat bir şekilde yapabiliyorum. Burada ne gerekiyor? Dosyamı okuyabiliyorum rahat rahat. Bu da bu kadardı. Son olarak da sağ tıklayıp add folder to workspace kısmımız var. Bu ne işe yarıyor? Ekleyip görelim. Şimdi bu da şu demek. Benim projem içerisindeki bir klasörü ben buraya dahil edebiliyorum. Örneğin CSS dosyamı klasörümü buraya dahil edeyim. Tamam diyorum. Bana yukarıda bir bildirim geldi. Diyor ki bu yola tam erişim ister. Hassas bilgileri vermediğinizi emin olun. İzin ver diyorum. Bunu verdiğim zaman bu oranın fiziksel adresini vermiş oldum. Zaten üzerine gelince yazıyor fail işte neredeyse. Bu şu anda dosyanın fiziksel adresinde. Peki burası benim ne işime yarıyor? Ben burada bir değişiklik yaptığım zaman, yani şurada değişiklik yaptığım zaman
Yani şu an Vassago'dayız gerçi. Şu anda yapmayacak tabii de lokalde yapalım. Canlıda nasıl yaparız? CSS'i eklemiş. Bizim biraz önce eklediğimiz buraya eklemiş. Color'ı red yaptık değil mi? Ne yapıyor? Gidiyor benim projemin olduğu yerdeki library CSS'in altındaki index CSS'in buradaki red'i değiştiriyor. Yani daha iyi anlamak için şöyle bakalım. Şöyle kapatıyorum. Yani siz burada değişiklik yaptığınız zaman anında burada hop aktif oluyor. Burada bir değişiklik yapmama gerek yok. Bu da şu demek. Siz dosyalarınızı buraya ekleyip buradan da çalışabilirsiniz. Yani sayfayı refresh yaptığınızda bu dahil olacaktır. Şu an burada gözükmedi. Niye? Çünkü hiçbir yer etkilemiyor bunu. Kart maviyi değiştirelim. Burası en görünen yer. Kaydet dediğim anda hem anında aktif oluyor hem gidiyor burada anında değiştiriyor. Yani şu an biz Visual Studio'da çalışıyoruz. Diyelim sadece CSS ile çalışacağınız bir proje. Aynı şekilde JavaScript de olabilir burada. Çalışacağınız bir proje ise buraya dahil edip yani neredeyse hiçbir şey kullanmadan, editör kullanmadan burada değişiklik yapabiliyorsunuz diyebilirim. Bir buradan ekleyebildik. Bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Dosyanın yolunu da dosyayı açtım. Dosyanın kendisini direkt buraya sürükleyip bırakarak da aynı şeyi yapabiliyoruz. Sürükledim, bıraktım. Aynı izni benden tekrar istiyor. İzin ver diyorum. Gitti. Ne yaptı? JavaScript'imi de buraya ekledi. Bakıyorum JavaScript'im geldi mi buraya. Hop gelmiş. Anında burada. Bu da bu kadardı. Bir de şunu da göstereyim. Örneğin buradan siz kendiniz oraya bir dosya da ekleyebiliyorsunuz. Sağ tıklıyorum. New File diyorum. My CSS diyorum. Kaydettim. Şu anda MyCSS gitti. CSS klasörünün altına eklendi. Bakalım eklenmiş mi? Bakıyorum burada gözükmüyor. Bu Visual Studio ile alakalı bir durum. Aslında eklendi ama siz görmüyorsunuz. Şuradan Show All Files kısmı var. Bu projeye dahil olmadığı için bunu göstermiyor. Aslında klasörün içerisine onu ekledi. Klasöre gittiğim zaman bunu görebiliyorum. Yani bu Visual Studio ile alakalı bir şey. Visual Studio'ya dahil etmek için de Include in Project diyerek dahil edebilirsiniz. Açıyorum. Gelmiş. Evet, bugün anlatacaklarım da bu kadar. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Videodan herhangi bir bilgi öğrendiyseniz, beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Hepinize iyi akşamlar.